Millet herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Sorularınızı cevaplıyorum. Uzun süredir yapmadığım bir şey vardı sorularınızı cevaplamak. Sorularınızı sadece YouTube üzerinden cevaplıyordum ama bu sefer videolu şekilde canlı anlatmak istedim. Canlı gibi göstermek istedim biraz daha. Şimdi sorulara bakacağım laptop üzerinden, YouTube üzerinden. Onları size aktaracağım cevaplarına. Başlıyorum. İsimleri söylememe gerek yok herhalde. Genel bir cevaplama olsun. Hani kişi özel değil de yine herkes yararlansın bu şeylerden. Reis bir vücudu kaç senede yaptın demiş. Vücut çalışmıyorum. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Sadece sağlıklı bir formda kalmak istiyorum. Benim kilomda olabilecek en iyi formda kalmaya çalışıyorum. Sadece akrobasi ve kuvvet üzerine çalışıyorum. Akrobasi dediğim zaten tek kol omuz, planç hareketleri, denge hareketleri bunlar oluyor. Set ve reps çalışmalarında sağlığımı korumak için, daha düzgün yürüyebilmek için çalışıyorum. Sporda 8 senedir daha bilinçli şekilde yapıyorum. 7-8 senedir. Tabii 5 yaşımda daha falan şey var. Çalışmalarım var. Ne demiş? Selamünaleyküm. Ben spora başladım ama gelişim olmuyor. 2 hafta sonra spora devam et Sercan abi. Ha, Gürcistan'dan yazıyormuş. 2 hafta spor yapmış ama gelişim göremiyormuş. Kaldı ki 2 hafta spor yapmak bir spor hayatında bir hiç gibi bir şeydir. Bir başlangıç bile sayılmaz benim için. Hani 2 aylık bir süreç bile benim için bir başlangıç değildir daha doğrusu. Çünkü insanlar bunları senelerini adıyor. Uzun yıllarını veriyor. Büyük büyük emekler harcıyor. Yani beslenmesinden tut, uyku düzeninden tut, arkadaşlarla buluşma, bir şeyleri erteleme olsun. Hani bunları başarıp yıllarını veriyorlar bu spora. Öyle gelişim elde etmeye çalışıyorlar. Kaldı ki 2 haftada ya da 2 ayda sonuç görmek sadece 2 haftalık bir sonuç görmeye benzer. Çok basittir. Hiç belli bile olmaz yani gelişimin. Karışık kas ağrılarına nasıl bir yöntem uyguluyorsun? Çok fazla kas ağrım varsa oraya buz tedavisi uygularım. Buz tedavisi uyguladıktan sonra genelde stretching, yani açma germe, omuz hareketlerini yaparım. Herhangi nerem sakatlandıysa ya da o bölgeye, nasıl diyeyim, mesela normal antrenmanımda 15, 20, 21, 22 barfiks çekiyorsam, eğer ağrım varsa o gün barfiks zemine tutunurum. Hani 2 barfiks çekerim temiz, yavaş, iyice ısındıktan sonra tabii. Sonra inerim, tekrar 2 barfiks çekerim. Bu şekilde yaptıkça oraya kan akışı oluyor ve o kas tendonlar daha çok çabuk besleniyor. Bu şekilde olması hem oradaki ısıyı da arttırıyor, tedavi de arttırıyor diyebilirim. Kolunla ve bacağınla kırımla çıkık oldu mu? Türkçe yazsaydım daha iyi okuyacaktım. Kolum ve bacağımda hiçbir şekilde kırım olmadı çok şükür. Bu dalda zaten çok fazla mümkün değil. Hani şimdi straight workout kavramı aslında şu şekilde biliniyor. Akrobasi hareketleri veya freestyle hareketleri vardır. Statik veya dinamik hareketler. Bunlar aslında tamamen street workout calisthenics'in içine girmiyor. Calisthenics'e giriyor ama street workout kültürüne girmiyor. Street workout kültürüne değinmek istersek, eğer set ve reps çalışmaları, yani şınav, barfix, dips, tek kol, barfix'tir, tek kol, şınavdır. Bu tür hareketlerin nizami şekilde uygulanması street workout'ın temelidir. Aslı budur. Ama diğeri biraz daha şey geçiyor. Akrobasi ve jimnastiğe kaçıyor. Set ve statiğe yöneldiğim için sakatlanmaları çok yaşamadım. Yani kırılma gibi sakatlanmaları çok yaşamadım. Ama sakatlanma dersek 7 ay eklem sakatlığı falan yaşadım. Yani kolumu dizleyemeyecek şekilde şey yapıyordum. Tenisçi dirseği hastalığı vardır. Ona benziyordu. Birisi şey yazmış. Çok sinirim bozuldu. Hatta bunu sayfamda da paylaşmıştım ben. Demiş ki düşüp bir yerinizi kıracaksınız. Yazık, boş işlerle uğraşıyorsunuz bir sürü genç. Buna şey yazılmış, Türkiye'de yaptığımız yarışmada, Mersin'de düzenlenen yarışmada, daha yeni paylaştım zaten. Bu enerjinizi okumaya ayırsanız vatanın millete hayırlı bireyler olursunuz. Keşke, ama nerede işiniz gücünüz, haytalık demiş. Yani ben buna inanın cevap vermek istemiyorum. Yani cevap bile vermek istemiyorum. Buna cevabı siz verin. Sayfamı zaten paylaştım, çok güzel yorum atanlar da oldu. Şu soruya siz cevap verin. Yaptığımız sporu gereksiz, ya yaptığımız spor derken sporu gereksiz buluyor. Haytalık olarak görüyor. Sadece git kitap oku, bilmem ne bir şey yap diyor. Sanki spor yapan kişi, bak yine konuya giriyorum, girmeyeceğim abi, değmez bana işte. Keşke söyleseydi, Nihat Arsuz'a gelirken haber et bari. Yani gittiğim yerlerin zaten Instagram üzerinden paylaşımını yapıyorum. Instagram adresimi takip etmek isterseniz Sercan Ulusoy Workout adlı yerde takip edebilirsiniz. Doğan Kaya demiş ki Sercan, parkur ve freerunning gibi akrobasi olaylarına geçiş yapmayı düşünüyor musun? Ya da şu an oralarda bunları öğretecek yerler yok mu? Öğrenecek yerler yok mu? Gelecek dönemlerde farklı sporları deneyecek misin diyor. Aslında ben bu olaya parkurla, yani freerunning olayıyla başladım. Daha sonra işte ameliyattır, bir sürü ilaç tedavisidir, bunlara girince bunlardan bayağı soğudum. Daha sonra dedim ki hani o spordan sonra ameliyat olmuştum işte, biyopsi diye bir şey.
Ondan sonra calisthenics, yani street workout dalıyla karşılaştım ve sahil dibimdeydi. 8 kilometrelik Mersin bir sahili vardı. Sahile indim. İndim bir başladım. Bağımlısı oldum zaten. Aradan 7-8 sene geçmiş ve hala durmadan devam ediyorum. Bundan sonra da geçiş yapar mıyım zannetmiyorum. Yine o büyük bir ameliyat oldum. Bu ameliyat dolayısıyla vücudun sarsıntıya girmemesi gerekiyor. Bu tür şeylerden uzak durmaya çalışıyorum. Ve önümde daha büyük engeller var diyebilirim yani. İştir güçtür, bunlar atılmak lazım artık. Bu arkadaşlar bu hale nasıl geldiler? Kendilerini nasıl geliştirdiler? Ne çalışmalar yaptılar? Bunu da şey yapmışlar. Geçen gün attığım yarışma videosuna ya da ondan önceki attığım videolar için yapmışlar. Bu arkadaşlar bu hale işin temeli barfix, dips, şınav, squat'tır. Hafif koşulardır, hani herkes yapmaz tabii bunları. Bunlarla bir başlangıç ve temel atarsın. Attığın bu temellerle ilerleyiş sergilersin. Senin tekrar sayılarını arttıkça, mesela tek kol barfix olur ya, bu çok zor bir harekettir. Senin tekrar sayılarını arttıkça tek kol barfix'e biraz daha yaklaşırsın. Sonra dersin ki yaptığın çalışmalar iyi. Şimdi daha zor hareketlerine yönelik çalışmalar uygulamalıyım dersin. Tek kol barfix için ne yapabilirim dersin. Tutarsın, havluyla yardımını çekersin. Ya da planç için ne yaparsın? Ayaklarını karnına çekip tutup çalışırsın. Bunlar ne yapar? Senin gelişimini hızlandırır. İlk önce kuvvet hareketleri, barfix, şınav, dip, squat gibi bunlarla kazanırsın her şeyi. Daha sonra istediğin hareketin çalışmalarında şey yaparsın. Zaten bunlar da benim kanalımda bulunmakta. Bu şekilde. Benim biceps çalışma videom vardır. 5 dakika yoğun antrenman diye. O da demiş ki kardeşim 3 gündür kolum düz durmuyor. Ne yapabilirim? Bir sıkıntı var mı demiş. Sıkıntı değil bu. Güzel bir şey ama sporun ilk başlangıcında ya da yeni bir harekete geçtikten sonra insanı çok olumsuz etkileyen faktörlerden birisi. Çoğu insan zaten bu 1-2 aylık süreçte çektiği hamlıklardan dolayı sporu bırakıyor. Hani hiç geçmeyecek zannediyor. İnanın profesyonel biri bile yaptığı antrenmandan sonra, hani belli bir ara vermiştir, bir olay yaşamıştır, yaptığı antrenmandan sonra ciddi ağrılar çekiyor ve o kadar gıcık bir ağrı ki. Ha, sinir ediyor. Eğer iradeniz ve azminiz varsa onu başarabiliyorsunuz. Bu ağrılar normal. Bu ağrıları geçmesi için yine mesela o antrenman 10 kilo ağırlıkla çalıştıysan bisepsini, ne yaparsın? 2 kilo ağırlık alırsın. Boş tekrar ya da ellerine hiçbir şey almana gerek yok. Boş tekrarlı ağırlıklar çalışmalar yaparsın. Oraya kan akışını sağlar ve tedavi edersin. Beslenmeye de dikkat edersin aynı zamanda. Amut videosuna atılan bir yorum var. Parmak ile öne gitmemi engelliyorum ama geriye gitmemi hiçbir şekilde engelleyemiyorum. Şimdi amuda attığımızda arkaya gidiyoruz ya, hızlı attık mesela, parmak basıncı yaparak arkaya düşmemizi engelliyoruz. Ama bir de işin bu tarafı var. Eğer vücudumuz parmak bastığımız yönün tersine gidiyorsa eğer, burada belimizi biraz devreye sokmalıyız. Hani bu tarafa düşüyoruz ya, düşerken belimizi buradan sıkacağız ya da kalçamızı sıkacağız ki burada dengeyi sağlayabilelim. Eğer burada gerçekten zorlanıyorsunuz kapalı bacakta, bacaklarınızı açarsanız ortaya binen yük, bu tarafa düşerken ortaya binen yük daha azalacaktır. O zaman belinizi kullanırsanız daha çabuk toparlarsınız. Parmaklarınızı kullanır, bu tarafa düşerken de belinizi falan sıkarsınız. Bunun için detaylı bir video yapabilirim. Nerelisin Sercan demiş. Ben İstanbul Beykoz'da doğdum. Beykozluyum diyebilirim. Büyüklerim, yani benim kütüğüm falan şeydedir. Ordu, Mesudiye, Esatlı köyündedir. Esatlı falan denilebiliyor. Şimdi ayırdığım birkaç soru bitti. YouTube üzerinden gideyim. Street workout'ı ne aralıklarla yapmalıyız? Haftanın 5 günü, 6 günü de yapabilirsin. Daha hızlı verim elde etmek istiyorsan. Eğer beslenmene göre değişir tabii. Çok şey yapma. Eğer iyi beslenemiyorsan 4 gün, 3 gün yapabilirsin. Ama yapacaksan gerçekten verimli çalış. Hisset, yoğunlaş. Bu arada bugün videoyu atarım sanırım. İzmir'e gideceğim inşallah. Bu oradan Konya'ya. Konya'dan İzmir'e geçeceğim. Konya'da bir 5 saatlik bir sürecim olacak. Oradan trenle İzmir'e geçeceğim. İzmir'de 1-2 gün kalacağım diyebilirim. Şuradan cevap verilmeyen sorulara bakıyorum. Soracağın sorular olursa ben her sabah ya da akşamları müsait olduğum zaman YouTube'daki her soruya düzgün soruya cevap vermeye çalışıyorum. Yaşımı soranlar olmuş. Yaşım 23. Benim hakkımda detaylı bilgilere sahip olmak isterseniz kanalın hakkında kısmına girebilirsiniz. Zaten profilde gözüküyor hakkında diye. Orada benim hakkımda bulabileceğiniz en önemli detaylar bulunmakta zaten. Demiş ki kardeşim bisepsi ve trisepsi aynı gün çalışsak bir sıkıntı olur mu? Hayır, hiçbir sıkıntı olmaz. Bir gün arayla, iki gün arayla bile çalışabilirsin. Senin kondisyonunu ve kuvvetini arttıracaktır. Evet arkadaşlar, daha soru bulamadım. YouTube'a bakıyorum, soru bulamıyorum gerçekten. Zaten çoğunu cevaplamışım. Hepsine yetişmeye çalışmışım. Ayrıca bu şekilde çekim yaptım. Eğer sorularınız olursa yine bu video altına yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. İstediğiniz video türleri olsun. Ya da günlük video çekmemi isteyenler olsun.
Bunlar benim için önemli. Bu içerikleri benden istiyorsanız bunları kesinlikle belirtin. Eğer bana destek olmak istiyorsanız videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bunlar çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Okay.